Kıbrıs Türk Otelciler Birliği 25. olağan genel kurulu bugün yapıldı. Girnaltın Kaya Tatil Köyü'nde yer alan genel kurulda başkanlığa tek aday Hüseyin Aktağ getirildi. Genel kurulun açılış konuşmasını yapan Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Hüseyin Aktağ, genel kurulların kendilerini değerlendirme, öz eleştiri yapma, hayata geçirdikleri işleri kamuoyuyla paylaşma ve yaptıkları yanlışlıklardan ders çıkarma açısından önem taşıdığını vurguladı. Kıtop, çeyrek yüzyıllık bilgi ve deneyim dağarcığı ile turizm sektörünün en büyük yatırım maliyeti gerektiren, devlet bütçesinin en önemli gelir kaynaklarından biri olmanın yanında ülkede en büyük istihdamı yaratan ve başta üretici sektörler olmak üzere 50'den fazla alt sektöre doğrudan ya da dolaylı olarak katkı yapan meslek örgütüdür. Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Orhan Tolun da ülkenin çevre ve insan kaynakları açısından bir yıldıza düştüğünü, 5 yıldızlı oteller artarken küçük otellerin kapandığını, küçüldüğünü ifade ederek en büyük sıkıntılarının paydaşların bir araya gelememesi olduğunu kaydetti. Paydaşların daha çok işbirliği yapması gerektiğine inanç belirtti. Ben buradan Azabi'nin sözüyle söylemek isterim. Ülkeyi bir yıldızlı yaptı. Ülke bir yıldız oldu. Gerek çevre olarak, gerek insan kaynakları olarak kayba uğradık. Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği Turizm Müşaviri Bekir Karaduman da Turizm Bakanlığı ve sektör temsilcilerinin çalışmalarının son yıllarda bir yere geldiğini ve hedeflere ulaşıldığını, ancak bunun yanında sıkıntılar da yaşanmasının normal olduğunu söyledi. Bu dönemde konulan yeni değişik modeliyle, sistemiyle hemen hemen yatak sayısından tutun, konaklamadan, turist sayısından her turizm gelirlerinde %100 civarında bir artış sağlanmıştır. Bu da tabii Kuzey Kıbrıs turizm için önemli bir olgudur. Turizm Bakanı Faik Sucuoğlu da hedefin 3 milyon turist olduğunu belirterek bu sayıya ulaşılırsa ülkenin özlemini duyduğu kendi ayakları üzerinde duran bir yapıya kavuşabileceğini, bu yüzden artık Kuzey Kıbrıs'ın çok çalışması, ön yargıları kırması ve çalışırken atılması, terlemesi gerektiğini kaydetti. Bir hedef daha koyuyorum. 3 milyon turist. Bu ülke 50 bin yatak ve 3 milyon turiste ulaştığı gün işte özlediğimiz kendi ayakları üzerinde duran, kendi mali bütçesini, kendi yatırım bütçesini sadece bu sektörün büyük katkısıyla elde edebilecek bir duruma geliriz. Başbakan Ömer Kalyoncu da ülke turizmine katkı yapan sektör temsilcileri ve herkese teşekkür ederek son yapılan eleştiri ve konuşmalara baktığında bürokraside devamlılığın öneminin ortaya çıktığına işaret etti. Bu devamsızlığın siyasileşmeden kaynaklandığını kaydetti. En son kürsüde tartışılan konudan başlamak isterim. Yaşadığımız konu aslında bürokraside devamlılığın olmaması konusudur. Bu da bürokratik kadroların uzun yıllardan beri de siyasallaşmış olmasından kaynaklanan bir konudur. Siyasallaştığı için bu kadrolar her gelen hükümet kendi kadrosunu iş başına getiriyor ve dolayısıyla da ortaya büyük bir kopukluk çıkıyor. Ve işler takip edilemiyor. Türkçesi, işin Türkçesi bu. Halbuki ya tabii ki bakanlar değişecek, tabii ki müsteşarlar değişebilir ama müdürlerin de değişmesi çok büyük bir kopukluk yaratıyor ve işler zamanında ve zemininde takip edilemez hale geliyor ve sonuçta da siyasi kadrolar, bakanların da çok fazla kabahat olmuyor bu işin sonunda, oraya gelen bakanın da. Onun için mecliste şu anda var olan ve uzun zamandan beridir tartışılan ama Türkçe söylemek gerekirse çalışan insanların, yani devlette çalışan insanların örgütlerinin engellemeleriyle de karşılaşılan bir yasak var. Kamu görevlileri yasası. Yeni kamu görevlileri yasası. Bu yasa aslında bu konudaki pek çok sorunumuzu çözecek niteliktedir.